Türk sinemasının mihenk taşlarından Hababam Sınıfı denince akla gelen ilk isimlerden biridir Postar Rıza. Ünlü oyuncu Ercan Gezmiş'te buluştuk. Hababam Sınıfı'nın çekildiği Valide Sultan Kasrı'nın bir gün geçirdik. Anıları yad ettik. İşte o keyifli sohbetin en can alıcı anları. Hababam Sınıfı'nın Postal Rıza'sı Magazin 8'de. Filmin içerisinde Münir Özkul var. Ali Takçetepe var, Tarık Akan var, Adile Naşit var. Ben bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Hababam'da Postal Rıza'yı canlandıran efsane oyuncu Ercan Gezmiş'le Hababam'ın çekildiği sınıfta unutulmayacak bir röportaj ekrana geliyor. Ve o sınıfa girdiği zaman sanki bir tabura girmiş gibi. Şafak'la beraber düşman nevzilerini topa tuttuk. Yaşa hocam, aslan hocam. Bu gazete ilanını mutlaka görmüşsünüzdür. Değerli izleyenler, Hababam sınıfında rol alan öğrencilerin büyük çoğunluğu işte bu gazete ilanıyla bulunmuştu. Postal Rıza da 41 yıl önce Hababam'a oyuncu aranan o meşhur gazete ilanını görerek harekete geçmiş. Ben o gazete ilanını gördüm ama ben gazete ilanıyla değildi. O dönemde eniştemin Beyoğlu'ndaki dükkanının müşterilerinden biri de Halit abiydi. Halit Akçetepe'ydi. Halit abi yarın muhakkak bu filme gel diye bana böyle bir şey söyledi. Abi nerede, nasıl gelirim falan dedi, tarif etti. Ve filme gittim. Gittim, inanılmaz bir kalabalık var. Film şirketinden içeri girince büyük bir şok yaşamış Ercan Gezmiş. Münir Özkul var. Halit Akçetepe var, Tarık Akan var, Adile Naşit var. Ben bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Düşünebiliyor musunuz? 17 yaşındasınız ve Türkiye'nin çok büyük isimlerindesiniz. Postal Rıza, Güdük Necmi'den biraz torpilliymiş. Ve tabii Halit abiden de torpilli olduğum için İstanbul'un birçok yerlerinden ve Türkiye'den çok müracaat oldu Hababam Sınıfı filmlerinde oynamak için. Ve biz hemen hemen o bütün müracaatların içerisinden bir 30 kişi olarak seçildik. Ve benim de sinema hayatım böyle başladı. Yıllar hızla geçiyor ancak anıları unutmak mümkün değil. Postal Rıza meşhur kopya çekme sahnesini yüreğinin özel bir yerinde saklıyormuş. Kopya çekmeyen bir öğrenci yoktur. Yani hepimizin okul hayatlarında, sizin dahi okul hayatlarında bir kopya vardı ama tabii Hababam sınıfındaki kopya teknikleri senaryolaştırıldığı için çok farklı teknikler olurdu. Mesela filmde ben ayakkabımın altına kopya koyardım. Karavana. C3. E3. K7. Karavana. Halen orijinali saklı duran bu sobanın içinden de bir kopya çekme olayı olmuştu. Bir sahnemizde buradaki biliyorsunuz sobamızın içerisinden kopyalar gelirdi. Yani Hababam sınıfı kopya çekerdi, derslerini de kopyayla hep yürütürdü. Çık dışarı. Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut Bey? Galiba kopya çekiyor. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kopya çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. Ercan Gezmiş, Hababam sınıfının çekildiği yıllarda bir yandan da öğrenim hayatına devam etmekteymiş. Gerçek okulda biraz sıkıntılar çekiyormuş mimli oldukları için. Yani ben özellikle kendi öğretmenim, o zaman ben de okuyordum. Özellikle kendi öğretmenimden ve bana eğer hayattaysa Zişan Eruz'un diye öğretmenim vardı. Ve okulda bana hep derdik, bak gözüm üzerinde burası Hababam sınıfı değil derdi bana. Gerçekte de haylaz bir öğrenci olan Postal Rıza ders kaynatmakta hayli yetenekliymiş. Paşa Nur'umuz vardı biliyorsunuz. Paşa Nur'un derslerini kaynatmamız için, savaş anılarını anlatması için, yani hayatta tek onun dayanamadığı olay savaşlarla ilgili anıları anlatmaktı. Ve o sınıfa girdiği zaman sanki bir tabura girmiş gibi biz de bir asker nidasıyla kalkıp tekmillerimizi verirdik. O zaman işte hoca yavaş yavaş erimeye ve kıvama gelmeye başlardı. Rahmetli babam Sakarya'da Yunanlar köprüyü havaya uçurdukları zaman 3 askeri yüzerek karşıya geçirmiş. Yaralı ağaç. Otur yavrum, ağlama. Beni de ağlatacaksın. Genç ve bıyıkları yeni terleyen Ercan Gezmiş tabii ki o yıllarda bir şeyin farkındadır. Münir Özkul ve Adile Naşit'le aynı filmde oynamaktan o yıllarda büyük onur duyuyormuş. Bir Adile Naşit'le, bir Kemal Sunal'la şu odanın içerisinde bir havayı teneffüs etmek bizim için onurların en büyüğü.
Bazen gülmekten Hababam sınıfı çekimlerinde sahneler defalarca tekrarlanıyormuş. Şener abinin sahneleri beden eğitimi öğretmenimizdi biliyorsunuz. Ve hemen hemen bütün Hababam sınıfındaki Badi Ekrem'le olan sahnelerimiz hep çok komedidir. Biz film çektikten sonra aralarda dinlenmelerde dahi yine Badri Ekrem'le, Kemal abiyle, Adile teyzeyle falan çok güzel vakitler geçirdik. Getirin bakalım bir iki kiremit. Aklımda kaldığına göre bütün kuvveti bir noktada toplamak lazım. Konsantrasyon meselesi. Postal Rıza'yı canlandıran Ercan Gezmiş ile Hababam sınıfında, yani 6 Edebiyat A sınıfında röportaj yapıyoruz. Postal Rıza 41 yıllık bir sırrı açıklıyor. Bizi burada 15 gün kampa aldı. Kampa almasının sebebi de Münir Özkul'la, Adile Naşit'le, Tarık Akan'la, Badi Ekrem'le, Halit Akçetepe ile herkesle bizi kaynaştırdı. 15 gün sonra biz artık onlarla abi kardeş gibi veya bir evlat baba gibiydik. Ertem abi baktı ki hepimiz kıvama geldik. Ertesi gün motor dedi. Yani biz 15 gün burada kamptaydık. Ulan Şaban, ne güzel şey bu böyle. Güzel seneler. Mutlaka sevgilin göndermiştir. Evet. Bak bol ya. Şüphesiz Hababam sınıflarının en renkli karakteri İnek Şaban'dı. Yani yolda yanınızdan Kemal Sunal geçtiği zaman tanımanız mümkün değil. Ama o Kemal Sunal bu kameranın önüne geçtiği zaman ve motor dendiği zaman sizlerin filmlerde seyrettiğiniz Kemal Sunal oldu. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne, adın? Ha, adım Hazreti Şaban. Ercan Gezmiş, Hababam'ın 3 filminde rol aldı. Hababam sınıfı sınıfta kaldı ve Hababam sınıfı uyanıyor. 41 yıl sonra Mahmut Hoca'nın küplere bindiği bu anları unutamıyor. Çok büyük bir olay yapmıştık. Biliyorsunuz Semra Hoca'mıza aşk mektupları yazmıştık. Ve aşk mektupları yazdığımız için bir disiplin kurulu toplanmıştı. Ve Hababam sınıfının artık okuldan uzaklaştırılması kararı verilmişti. Ve hepimizin velilerini çağırmışlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi o sahneyi? Tabii bunda çalışmamalarının, haylazlıklarının rolü büyük. Ama şu da bir gerçek. Burası da pek mükemmel bir okul değil. Bizler de mükemmel birer eğitimci değiliz. Bakın Hababam sınıfı filmin en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Yani bu sene 41. senedeyiz. Niye biz 41 senedir hala zevkle seyrediliyoruz? Hababam sınıfının öğrencileri kötü insanlar değil. Hababam sınıfı senaryoda olsa, oyuncuların ruhunu kattıkları iş gerçek kadar seyirciye geçmişti. Sırların bir bir ortaya çıktığı röportajımızda Hayta İsmail'in askere gittiği sahneyle ilgili de önemli bir parantez açtı Postal Rıza. Doğru, Ahmet gerçek askere gitti ve gerçek askerden izine geldi. O gerçek şekilde izine gelmesi de yine Ertem abinin sayesinde oldu. İkinci filmi çekerken izine geldiği zaman ona bir senaryo hazırladılar. Ahmet'i hakikaten üzülerek gönderdik. Sevinçle karşıladık ama tekrar üzülerek gönderdik. Ahmet'in askerliği bitti geldi. Üçüncü film başladı. Ben 3-4 gün çalışmaya başladım. Beşinci gün ben de askere gittim. Hayta gidiyorsun demek. Ne yapalım oğlum? Vakit geldi. Bir daha ne zaman geleceksin aslan asker? Bilmem, izin alabilirsen. İsim vermezlerse tüyersin. Yok ya, orası asker acağı oğlum. Hababam sınıfı değil. Postal Rıza 41 yıl önce bu merdivenleri az aşındırmadı. Bu sınıfın da kapısından koştura koştura girip sırasına az oturmadı. Adile Sultan Kasrı 41 yıllık hatırayı daha da canlı tutmak adına Hababam Müzesi haline geldi. Şu gördüğünüz alan bizim futbol oynadığımız, top oynadığımız bir alandı. Hatta bu gördüğünüz pencereden de Mahmut Hoca çıkardı ve bize seslenirdi. Ben size bahçede top oynanmayacak demedim mi derdi. O cam bu camdır ama tabii şimdi gördüğünüz gibi artık buralar zamana yenik düştü ve hep betonlaştı. O zaman gayet güzel yeşillik, çimlikti. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Benim her yaptığımı yapmayın! Benim her yaptığımı yapmayın! Gelene bakın. Gelene bakın. Ve okulun meşhur kapısı. Bu kapı bizim Veysel Efendi'nin Hababam sınıfının okuldan kaçtığı zaman, yani Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya veyahut da Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünü karşılamaya gittiği zaman kortej halinde buradan geldiğimiz gibi burada bizi karşılardı Veysel Efendi ve bu kapıyı açardı.
Dur! Yürü! Hayrola, nereye gidiyorsunuz böyle? Aç kapıyı Veysel efendi. Mahmut hocanın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Baş üstüne!